Merhabalar, bu kitap YouTube Bizim Kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Orhan Veli Kanık Hoşgör Köftecisi Seslendiren Ezgi Fatma Açıkgöz Hoşgör Köftecisi Size bu yazımda üç masalı bir balıkçı meyhanesinde gördüğüm bir dünyadan bahsedeceğim. İşiniz düşer, bilmediğiniz bir semtte kalırsınız. Yemek zamanı geçmiş, karnınız acıkmıştır. Bir aşçı dükkanı bulsam da iki lokma bir şey yesem dersiniz. Dolaşırsınız, sağa bakarsınız, sola bakarsınız, yiyecek bir şey göremezsiniz. Dükkanların cam mekanları, musluklar, testereler, ip yumakları, kurşun borular, tahtisiye simitleri cinsinden mallarla doludur. Dünyanın manasız bir dünya olduğuna hükmedeceğiniz gelir. Üzülmeyin. Bu manasız dünyanın hiç ummadığınız bir yerinde, kapısından dört bir yana nefis kebap kokuları yayılan bir kebapçı dükkanı ile karşılaşmanız imkansız değildir. İşte ben de o üç masalı balıkçı meyhanesini öyle bir yerde buldum. Daracık kapısından içeriye girerken, aksi bir laf mı söylemişim nedir, ters bir müdahaleyle karşılandım. Bir ses, ''Ne kafa tutuyorsun, otursana!'' dedi. Üstelik bu sesin sahibi bir kadındı. Neye uğradığımı anlayamadım. Oturdum. Ayna mı cam mı ne olduğunu kestiremediğim bir müstatilde tablası başında, balık satan bir balıkçı görüyordum. Durmadan bağırıyordu. Liraya buraya, liraya buraya! Ağız hareketlerinin sonradan seslendirilmiş filmlerdekilere benzer bir hali vardı. Sanki bu ses o ağızdan çıkmıyordu. İlkin yadırgadığım bu hale sonra o kadar alıştım ki, hani 5-10 dakika susacak olsa adeta rahatsız oluyordum. Muntazam tiktaklarına alıştığınız duvar saatiniz birdenbire duracak olsa nasıl olursunuz? Ona benzer bir şey. Yanımdaki masada üç kadın oturuyordu. Üçü de dükkanlı akraba gibiydiler. Beni tam bir külhan beyi edasıyla karşılayan kadın sordu. ''Ne içersiniz bayım? Bira mı, şarap mı?'' ''Bir şey içmek mi lazım?'' ''Şarap olsun öyleyse.'' Dükkanın havasına enik onu ısındığımı hissettiğim bir anda bu sevimli kadının ismini öğrenmek istedim. ''İsmin bana bile lazım değil.'' ''Sen ne yapacaksın?'' dedi. Sonra yanındaki masada oturan kadınlara dönüp anlatmaya başladım. ''Kardeş, geldi kapıya dayandı. Çat çatı da var, pat patı da. Versek de alıp kaçıracak, vermesek de. Hani ver de kurtul demiş. Bizimki de o hesap. Verdik, kurtulduk.'' Neden bahsettiğini anlayamıyordum ama hoş bir hikayeye benziyordu. Orada 3-4 saat kaldım. Ben dükkandan oldum ama dükkan benden olmadı. O güzel havanın tam manasıyla içine girebilmek için aynı yere tekrar tekrar gitmek icap etti. Aileden olmaya başladığımı ancak Mualla ablayla fosforlu şarkısını söyledikten, dükkan sahibi Ethem abiyle dertleştikten sonra anladım. Hatta o bile yetmedi. Dışarıda durmadan ''Liraya buraya!'' diye bağıran balıkçının sesi, tahta masalar, dar peykeler, çarpık iskemlelerle de akraba oldum. Takıcı, motorcu, mamnacı arkadaşlarımın dertlerini öğrendim. Rizeli Musa Kaptan'ın, Ömer'in, Papo'nun hikayelerini dinledim. O şarkılarda, o seslerde, o hikayelerde büyük bir dünya vardı. O daracık dükkana giderken kendimi seyahate, hem de büyük bir seyahate çıkan bir adam sanıyordum. Gemici, motorcu, takacı dostlarımla Giresun'dan fındık yüklüyor, Kefken açıklarında denize tutuluyor, Köstence'de Nikobar'dan çıkıp Türk arabacının arabasına biniyor, Novorossiysk limanında balalayka dinliyor, Casablanca'ya gidecek bir petrol gemisine tütün satıyordum.
Bu üç masalı balıkçı meyhanesinde gördüğüm dünya gerçekten ne güzeldi. Çalışan insanlar, namuslu insanlar, kardeş insanlar. Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyhane bulunuz. Kan. Çift atlı arabamız, ay ışığının yarım yamalak aydınlattığı dağ yolunda alabildiğine gidiyordu. 5 kişiydik. Eski muhtar Hasan Gökbayrak, Şaban Kahya, Hüseyin Çavuş, gümrükçü, bir de ben. İkimizde Martin vardı, ikimizde çifte, birimizde Fransız mavzeri. Atları Şaban Kahya sürüyordu. Arabanın sahibi de oydu zaten. Pek az konuşuyordu. Bir aralık geriye bile dönmeden ''Aslan gibi 5 kişiyiz'' dedi. ''Bir değil 10 tane kara hüsnü çıksa karşımıza vız gelir.'' Hasan Gökbayrak gümrükçü ile bana ''Siz bilmezsiniz bu kara hüsnüyü'' dedi. ''Çok namussuz adamdır. Geçen de o solak çeşmedeki düğünde bizim Mustafa çocuğu öyle kan içinde bırakmalarına sebep de odur.'' 60 senelik kan. Sonunda öçlerini aldılar. Bu kan hikayesini, bu kara hüsnü hikayesini bizim köyün kahvesinden dinleye dinleye hal olmuştum. İşte nihayet onların köylerine, onların düğünlerine gidiyorduk. Gitmemek de vardı. Ama kabadayılıkta büsbütün ölmedi ya, birinin kolu giderse ötekinin gözü çıkar. Daha ötesi bir can. Hani şu kara hüsnüyü merak etmiyor da değilim. 11 köyün bir belası ne biçim adamdır acaba diyordum. Bir hendekten çıkıp öbürüne giriyor, bir çukurdan kurtulup bir başkasına dalıyorduk. En sonunda köyün ışıkları göründü. Şaban Kahya dizginleri asıldı. Dursak mı? Diye sordu. Duralım, dediler. Köye eşraf tertibi girecektik. Herkes cebinden birer kağıt lira çıkardı. Bir değnek uzunlamasına yarıldı, liralar yarığa geçirildi. Bu 5 parçalı bayrak arabanın yan kenarına dikildi. Çifteler dolduruldu, horozlar çekildi, 2 el silah atıldı. Şimdi davulla zurnanın gelmesini bekliyorduk. Nihayet o da sökün etti. Davulla zurnaya ellerindeki gemici fenerleri, düğün sahipleri yol gösteriyorlardı. Çalgıcıların bahşişi olan 5 liralık bayrağı küçük bir çocuğun eline verdik, köye doğru ilerlemeye başladık. Bizi her yanı toprak bir odaya aldılar. Odada bizden önce gelmiş olanlar da vardı. Ama saygı ettiler, baş köşeyi bize bıraktılar. Uzun uzun merhabalaştıktan sonra biraz evvel kenara çekilmiş olan içi şarap dolu bakır bakraç yeniden meydana çıkarıldı. Ortada bir tek bardak dolaşıyor, sırası gelen o bardakla içiyordu. Bizim köylerde, bizim düğünlerde adet hep böyleydi zaten. Mihmanlar komşu köylerdendi. Karaçalı'dan, Sazlıdere'den, Mıncırıklı'dan falan. Bazılarını ben de tanırdım. Mesela Sazlıdere'den Ali Ağa, 70'lik ihtiyar, bir aralık kalktı, 18'indeki delikanlı gibi karşılama oynadı. Bir ayak atışı vardı, övmelere seza. Bu işler davulla zurnayla oluyordu hep. Pekala şenlikliydi de. Ama birdenbire nereden aklına esti bilmem, Şaban Kahya düğün sahiplerinin adamlarına ''İnce çalgınız yok mu?'' diye sordu. Onlar da ilkin bir duraladılar, sonra ''Bakalım'' diye cevap verdiler. Dışarı çıkıldı, tekrar gelindi, sağa sola haberler salındı, bir daha gidildi, bir daha gelindi, ne olduğu anlaşılamıyordu. İnce çalgı köyün öbür başındaki bir evde miymiş? Yoksa yol mu çamurmuş? Anlaşılamadı. Hasılı bir aralık bir laf çıktı. İnce çalgıyı kara hüsnü bırakmıyormuş diye. Ama sonra hemen yalanladılar. Yok canım, kara hüsnü ne diye bırakmasın? Gene eğlentiye devam edildi. Ortaya meze yerine bazlamayla peynir tatlısı geldi. Bakraçtaki şarap tazelendi. Bardak yeniden dolaşmaya başladı. İnce çalgı meselesi yeni yeni unutuluyordu. Kapı açıldı. Kapının dışında omzunda bir çifte, boynunda beyaz bir atkı, ağzında bir cigara, esmer, dev gibi bir adam göründü.
''Selamun aleyküm.'' dedi. Kara Hüsnü'ymiş. Hasan Gökbayrak birdenbire şaşırdı. ''Hoş geldin be ahretlik.'' dedi. ''Buyursana.'' Kara Hüsnü'ye yanı başımızda yer verdik. Buralarda böyle adam gerçekten görmemiştim. Kalın, hafif kısık sesle yavaş yavaş konuşuyordu. Sözlerini daha çok Muhtar Hasan'a söylüyor, en çok onun sözlerini dinliyordu. Tüfekle gelişinden, halinden, tavrından, her şeyinden belliydi. Bizim hazırlıklı geldiğimizin, bu karşılaşmada bir acayiplik olduğunun o da farkındaydı. Öyle ya, düğüne herkes tüfekle mi gelir? Üstelik burası onun kendi köyüydü. Bir aralık laf gene ince çalgıya döküldü galiba. Kara Hüsnü bizim Hasan'ı kolundan tuttu. ''Gel benimle biraz.'' dedi. Kalktılar. Gümrükçü bana baktı, ben de ona. Gümrükçü de güçlü kuvvetli bir adam daha. Üstelik severdi de Hasan'ı. Neyse uzatmayalım, çıktılar. Biz hiçbir şey olmamış gibi eğlencemize devam ettik. Ne Şaban Kahya, ne Hüseyin Çavuş, ne Gümrükçü, ne ben birbirimize hiçbir şey söylemiyorduk. Ama ne saklayayım, aklımda gidenlerdeydi. Aradan 5 dakika geçti, 10 dakika geçti, 15 dakika geçti, yarım saat geçti, dönmediler. Enikonu sinirlenmeye başlamıştım. Dayanamadım, sordum Gümrükçü'ye. ''Bunlar saz aramaya mı gittiler?'' dedim. Gümrükçü bana cevap vermedi. Düşünceli bir yüzle etrafındakilere ''Nerede kaldı yahu bunlar?'' dedi. Karşı köşeden hafif bir ses ''Gelirler'' diye cevap verdi. Çok geçmedi, kapı açıldı. Gelen Kara Hüsnü'ydü. Omzunda tüfek, geçti yerine oturdu. Hasan yoktu görünürde. Belli etmemeye çalışıyorduk ama sinirlerimizin iyiden iyiye bozulmaya başladığını da hissediyorduk. Gümrükçü ancak 5 dakika dayanabildi, birdenbire ayağa kalktı. ''Nerede Hasan? Nerede Hasan be yahu?'' diye bağırmaya başladı. Kimse cevap vermiyordu. Bazlamalar paralanıyor, peynir tatlısına uzanılıyor, bakraştan bardağa şarap dolduruluyordu. Sonunda Hasan da geldi. Gelmesiyle gümrükçünün yerinden kalkıp Hasan'ın boynuna atılması bir oldu. Onu sol yanağından öptü. Öteki misafirlerin hiçbir şey anlamadıkları bu dostluk gösterisini Kara Hüsnü gülümseyerek seyrediyordu. Oturdular, konuşma gene eski tabii halini aldı. Şafak söküyordu. Odanın tek penceresinden görünen gökyüzü biraz evvel simsiyahken şimdi yeşille mavi arası bir renk almıştı. Hasan Gökbayrak av meraklısıydı. Bunu Kara Hüsnü de biliyordu zahir. Hasan'a dedi ki, ''Benim kubaylar bitişik evde. Senin de hazır çiften var. İstersen birazdan birer ayran içer, şöyle bir çıkarız. İsterlerse arkadaşlar da gelsin. Hem açılırız hem de bir tavşan vururuz.'' Fikir hepimize parlak göründü. Ortalık adam akıllı aydınlanmıştı. Tüfeklerimizi alıp dışarıya çıktık. Sinirli bir hava içinde, uykusuz geçen bir geceden sonra tabiat bize ne kadar güzel göründü. Ilık bir bahar güneşi insanın içini ısıtıyordu. Kara Hüsnü köpekleri çıkardı. Yola düzüldük. Köyden biraz açıldıktan sonra yer yer çalılarla kaplı, girintili çıkıntılı bir sırta geldik. Araziyi bilenler hepimizi bir yere koydular. Benim ilerimde Gümrükçü, onun ilerisinde Hasan Gökbayrak, onun ilerisinde de Kara Hüsnü vardı. Köpekler salıverildi. Biraz bekledik. 3-5 dakika geçti geçmedi, köpeklerden hafif hafif sesler duyulmaya başladı. Seslerin artmasıyla hayvanların bir iz üzerinde olduklarını anladık. Ben yalnız Gümrükçü'yü görebiliyordum. Öbür arkadaşlar ya çalı arkasında yahut da bir meylin öte tarafında kalıyorlardı. Köpeklerin sesleri yavaş yavaş uzaklaştı. Tepenin üst başından tekrar geri döndüler. Gözümü dere içindeki çalılığa dikmiş, bekliyordum. Birdenbire Kara Hüsnü'nün tarafından bir tüfek patladı. Arkasından bir tane daha. Köpekler gene uzaklaşmışlardı. Tüfeklerin havada çınlayan sesinden sonra onların gürültüsü duyulmadı bile. Ortalığı sanki bir ölüm sessizliği kaplamıştı.
Biraz sonra gümrükçünün sesini duydum. "Hasan!" diye bağırdı. Hasan'ın sesi mailin arkasından cevap verdi. "Hop! Vurdun mu?" "Hayır." Köpekler kah yaklaşıyor, kah uzaklaşıyorlardı. Gel gelelim av namına hiçbir şey çıkmıyordu. Sıkılmaya başlamıştım. Yorgunluk da kendini iyiden iyiye hissettiriyordu. Oturayım dedim. Güneş ne de güzel ısıtıyordu. Sıcaklıktan gelme bir saadetin kemiklerime, iliklerime kadar işlediğini duyuyordum. Tüfeği sağ omzuma dayayıp sol dirseğimin üzerine yaslandım. Köpeklerin sesi büsbütün kesilmişti. Yavaş yavaş avdan da ümidi keser gibi oluyordum. Açık hava, gökyüzü, güneş, sıcaklık daha çok hoşuma gidiyordu. Güneş ısıttıkça ısıttı, ısıttıkça ısıttı. Uyumuşum. Uyandığım vakit başucumda dikili duran Hasan Gökbayrağı gördüm. İyice yükselmiş olan güneşin altında biraz da terlemiştim. Hasan, "Hadi," dedi. "Vakit öyle oldu. Kalk da köye erken dönelim." Hepimiz uyumuşuz. İlkin Hasan uyanmış, sırayla bütün arkadaşları uyandırmış. Acele ediyordu. "Hadi, hadi, al tüfeğini bakalım." Baharın ettikleri. Bir yazı yazmak istiyordum. Kağıdı kalemi aldım, Taraça'ya çıktım. Taraça dediğim oturduğum otelin en üst katında. Hava da domuzuna güzel. Ilık bir Mart güneşi. İliklerine kadar ısınıyor insan. Böyle havalar kış sonlarında çok kişileri mesut eder. Saadet nedir? Herkes saadeti tanımış mıdır bu dünyada? Bu meseleler üzerinde uzun uzun konuşmak mümkün. Kim bilir, belki o zaman ben de bu söylediğim sözden vazgeçerim. Ama zaman zaman ben de kendimi mesut sansam ne çıkar? Büyük saadetlerden hiçbir vakit nasibim olmayacağına göre bunlarla avunayım bari. Oturdum. Ne yazayım diye düşünmeye başladım. Acaba hikaye mi yazsam? Hikayede konunun pek o kadar mühim olmadığını söyleyenler de çıktı. Ama ne olursa olsun bir vaka lazım. O vakanın bir başı bir sonu olması lazım. Üstelik vaka da alışılmış, bıkılmış vakalardan olmamalı. Küçük burjuvanın hayatını anlatan, onun zaaflarını, onun adiliklerini, dünyanın en büyük kahramanlıkları, en asil heyecanları gibi gösteren hikayelerden illallah dedik artık. Bütün ıstıraplar aşktan doğuyor. Oysa ki öte yandan milyonların, milyarların ıstırabı var. Ama ne yazık ki biz o insanı tanımıyoruz. Girmişiz küçük burjuvanın içine, yuvarlanıp gidiyoruz. Başka cemiyetlerin, başka sınıfların adamı olduğumuzu bile bile. Bizim dertlerimiz, içinde yaşadığımız adamların dertlerine benzemiyor. Ne parada gözümüz var, ne pulda. Geçenlerde bir kadın, "Benim için şiir," diyordu, "beyaz bir otomobildir." Biz en küçük menfaatlerini bile korumaktan aciz zavallılar. Nasıl onlarla bir oluruz? Biz tanımadığımız o büyük sınıfın, o fakir sınıfın adamıyız. Ama tanımadığımız için de onlardan, onların hayatından bahsedemeyiz. Üstelik tehlikeli bir iş o. İnsana sol diyorlar, komünist diyorlar. İyisi mi bir yazar hep suya sabuna dokunmayan yazılar yazmalı. Ben de öyle yapacağım. Gökyüzü mavi, masmaviydi. Güneş gittikçe ısıtıyordu. Bir makale mi yazsam acaba diye düşündüm. Son zamanlarda zihnimi kurcalayan bir mesele var. Realizm meselesi. Realizmi artık 19. yüzyıldaki gibi anlamamalı. Oturduğum taraça önümdeki apartmanların arka taraflarına bakıyordu. O apartmanların da taraçaları var. Gözüm karşı taraçaya ilişti. Bir kadın bir masanın başına oturmuş, başını önüne eğmiş, bir kolunu masaya dayamış, bir şey yapıyordu. Herhalde pirinç ayıklıyordu. Kendisi de hizmetçi olmalı, dedim. Evet evet, hizmetçi olmalı. Kılığı kıyafeti de hizmetçiye benziyor. Aman, sakın bunu hizmetçileri kötülemek için söyledim sanmayın. İş kıyafeti demek istiyorum, hepsi o kadar. Yoksa o burjuva hizmetçilerinin ne kadar kibar olduğunu bilirim.
Çoğu zaman efendilerine, hanımlarına taş çıkarırlar. Kalktım, dolaşmaya başladım. Bir aralık taraçanın ta kenarına kadar geldim. Aşağıdaki bahçede, duvarın üzerinde 5 tane kedi, bir başka kedinin etrafına dizilmişler, homurdanıp duruyorlar. Kuyrukları da durmadan oynuyor. Ortadaki dişi olacak, ötekiler erkek. Kediler baharı insanlardan evvel duyuyor demek. O sırada 2 çocuk peyda oldu. Sırtlarında küfe vardı. Üzerlerindeki esvaplar saçak saçaktı. Bahçeye nereden girmişler? Mal sahibi bahçe kapısına giden yola kömür döktürmüş. Girip çıkanların iskarpinleri çamur olmasın diye herhalde. Oradan kömür toplamaya gelmiş olacaklar. Bilmiyor bu çocuklar dünyanın nizamını. Bir yanda bir sürü insan soğuktan kırılır durur, öte yandan 3-5 kişi kunduralarının kirlenmemesi için kömürü yerlere döker. Böyledir bu iş, değişmez. Dünyanın her tarafında böyle. Karşı taraçadaki kadının ne kedilerden haberi vardı ne de küfeci çocuklardan. O durmadan pirinç ayıklıyordu. Belki de uzuvlarının o ılık bahar güneşi altında hazdan gevşediğini, vücudunun bazı kısımlarının tatlı tatlı terlediğini duyuyordu. Neler düşünüyordu kim bilir. Bir aralık kalktı, pirinci masanın üstüne bırakıp içeriye gitti. Gençti de. Entarisine sığmayan azgın bir vücudu vardı. Baharı o da duyuyordu muhakkak. Vallahi korkunç şey bu bahar. Bir yazı yazmak lazım. Gelelim realizm bahsine. Realizmi artık başka türlü anlamalı. Bir eser içine dünyanın en çirkin realitelerini doldurmakla realist olmaz. Sefaletleri, ızdırapları, sınıf tezatlarını en keskin hatlarıyla canlandırmak isteyen çok kere mübalağaya düşer. Dünyayı hep kara gözlükle görmek, pertavsızı sadece pisliklerin üzerinde dolaştırmak bence romantizmin ta kendisidir. 20. yüzyıl adamınınsa romantik olmaya hakkı yok artık. Cemiyete faydalı olabilmek, insanları söylediklerimize inandırmakla mümkün. Realist yazarla romantik yazarı konu bakımından da ayıramayız. Çünkü yeryüzünde realist olay yahut romantik olay diye bir şey yoktur. Bir yazarın edebi hüviyetini sadece işçiliği tayin eder. Karşıki kadın taraçaya tekrar çıktı. Elinde bir tas vardı. Geldi, pirinci tasın içine boşalttı. Sonra da elini tasa sokup karıştırmaya başladı. Galiba yıkıyordu. Aşağıdaki kedilerle küfeci çocuklardan hala haberi yoktu. Küfeci çocuklar için biraz evvel, "Bunlar dünyanın nizamını bilmiyorlar," dedim. "Yanlış. Onlar dünyanın nizamını çok iyi biliyorlar. Nedir dünyanın nizamı?" Ahan söylemiş ya, zenginler olmasaydı demiş, fakirlerin hali daha kötü olurdu. Doğru, bu çocuklar bunu ta doğuştan biliyorlar. Fakirlerin daima zenginlere borçlu olduğunu biliyorlar. Bunların aklından fakirler olmasaydı zenginlerin hali ne olurdu diye bir düşünce geçmiş midir acaba? Ne münasebet? Taraçanın kenarına tekrar geldim. Tekrar aşağıya baktım. Kediler azalmıştı. Bir tanesi ağzıyla dişi kedinin ensesini yakalamıştı. Bırakmıyordu. Öte yanda çocuklar hala kömür toplamakla meşguldüler. Birdenbire evin içinden kara bir köpek çıktı. Çocuklara doğru havlamaya başladı. Kömürleri almasınlar diye değil, çünkü köpek ayaklarının çamur olup olmayacağını düşünmez. O sadece çocukların kılığına kıyafetine bağırıyordu. Kibarların köpekleri böyledir. Kılıksız insanlardan hoşlanmazlar. Tıpkı sahipleri gibi. Çocuklar ilkin ürktüler ama pek de aldırış etmediler. Ben merakla bakıyordum. Ne olacak, kaçacaklar mı diye. O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu halde taraçanın kenarına geldi. Bir elini pirinçler dökülmesin diye tasın kenarına getirip tasın içindeki suyu bahçeye boca etti. 6. kattan dökülen su, bahçeye, tam çocuklarla köpeğin arasına bir şimşek gürültüsü çıkararak düştü. Ne çocuklar, ne köpek, ne kediler,
Hiçbiri böyle bir şey beklemiyorlardı. Ne olduğunu anlayamadan çil yavrusu gibi dağıldılar. Böyle bir vaka gerçekten olabilirdi, değil mi? Öyle ya, olur olur. Niçin olmasın? Olmadı halbuki. Hepsini kendim uydurdum. Öğleden sonra. Sıcak bir kış günü. Vakit öğleden sonraydı. Bütün yazı, belki de birkaç yazı karada geçirmekten boyalarıyla macunlarını atmış, aralıkları açılmış bir alamanada dört kişi rakı içiyorduk. Biri ben, biri Hamza, biri Musa Kaptan, biri de adını hatırlayamıyorum. Tuhaf bir adı vardı. En tatlı konuşanı da o idi içimizde. Daha doğrusu konuşmuyordu da sadece gülüyordu. Bir şişe de benden olsun dediğim vakit, "Yoo," dedi. "Senin paran Üsküdar'da geçmez. Üstelik bugüne bugün sen bizim misafirimizsin." Karşıda pırıl pırıl parlayan Beşiktaş sırtları. O sırtlarla aramızda masmavi bir boğaz parçası vardı. Önceleri suların Şemsi Paşa'ya doğru bir çağlayan gürültüsüyle aktığı duyuluyordu. Üçüncü, beşinci kadehten sonra bir şey duyulmamaya başladı. Yalnız insan, gözü şöyle bir kıyıdaki çakıllara, durmadan o çakılları yalayan küçük dalgalara iliştiği vakit bir şeyler duyar gibi oluyordu. Zaman zaman da açıktan bir vapur geçiyor, birdenbire deliren deniz, kıyıdaki felekleri allak bullak ediyordu. Feleklerin üzerine renk renk kayıklar, allı, mavili, sarılı pelengi deryalar, ceylanı bahriler dizilmişti. Bizim Alamana'ya bitişik bir balıkçı dükkanı vardı. Dükkan nasıl Alamana'ya bitişik olur diyeceksiniz. Doğru. Ama benim dükkan dediğim de zaten dört tane şeker sandığından meydana getirilmiş bir tezgahtı. İçinde bir ocak, ocağın üstünde bir tava, tavada tekerlek tekerlek torikler, sandığın bir kenarında tuz kasesi, zeytinyağı şişesi, turfanda domatesle ince biber, 8-10 tane tabak. İşte hepsi bu kadar. Ocağın başında bir adam habire balık kızartıyordu. Kolunun altına yarım ekmeği kıstıran, soluğu burada alıyor, bir kenardan arkalıksız bir hasır iskemleyi çekiyor, ocak başındaki adama bir torik söylüyor, karnını güzelce doyurduktan sonra çekip gidiyor, yerine başkası geliyordu. Gelip gidenlerin çoğu balıkçı, kayıkçı gibi kimselerdi. Bu portatif dükkan onların lokantasıydı zahir. Lokanta sahibinin bir de yardımcısı vardı. Kambur bir kız. Sonradan bu kızın balıkçının kendi kızı olduğunu öğrendim. Güler yüzlü bir kızdı. Kapalı çarşı zevkine göre alafranga sayılabilecek bir entari giymişti. Gelen müşterilerine kızarmış balıklarını veriyor, kalkan müşterilerin tabaklarını topluyor, galiba ara sıra da kirli kapları bir kenara götürüp bulaşık yıkıyordu. Görünürde ondan başka kadın yoktu. O kadar erkeğin arasında, o küfürlü, o sırasına göre açık konuşmalar arasında bu kadar tabii kalabilen bir genç kadın bizim gibi insanların çok hoşuna gidiyor. O tabii hali içinde bir metreyi pek az aşan boyunu, kalkık omuzlarına gömülü duran başını da tabii görmeye başladım. Bir aralık acaba içkiden midir diye de düşünmedim değil. Gerçi insan sarhoş oldu mu haliyle sarhoşluğu arasında bir bağ olup olmadığını kestiremez. Ama ben bu kambur kızı gerçekten beğendiğime inanıyordum. Kimi adamlar derler ki, aşk insanı güzelleştirirmiş. Orasını bilmem ama iş güzelleştiriyor. Bu sözün doğruluğunu bu kambur kızda elle tutulur bir gerçek halinde buldum. Kim bilir, belki çalışmasaydı bu kız gene güzel olurdu. Dikkat ettim, süzgün bir yüzü, güzel kirpikleri, nemli, şeffaf dudakları vardı. Musa Kaptan bir şeyler anlatıyordu. Kahve fincanlarımıza yeniden rakı doldurup devam etti. Bir gaz gemisiyle Novorossiysk limanına gittikleri zaman nasıl balalayka dinlemiş, Köstence'deki Nikobar'da bir karı nasıl yanağını ısırmış, Casablanca'da fellahlara nasıl Türk tütünü dağıtmıştı. Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, aradaki boğaz parçası masmaviydi.
Akıntıyı sökeceğim diye yan yana ilerlemeye çalışan ufacık bir şirket vapurunun ardından bir araba vapuru görünüyor. Araba vapurunun ardından gürültüsüyle ortalığı birbirine katan bir taka geçiyordu. Feleklerin kenarına bir balıkçı kayığı yanaştı. İçinden biri bizim tarafa doğru ''Reis!'' diye bağırdı. Bizim dördüncü, o hani adını hatırlayamadığım, kayıktan yana döndü. ''Hop!'' diye cevap verdi. Sonra tekrar kayıktaki konuştu. ''Birkaç tane barbunya var, alıver şunları.'' Dördüncü kambur kıza döndü. ''Ayşe!'' dedi. ''Alıversene şunları Saliha'dan.'' Adı Ayşe'ymiş demek. Ayşe feleklere basa basa kayığın yanına kadar gitti. Saliha ona bir çavalye uzattı. Ayşe çavalyeyi aldı, geri dönüyordu. Feleğin biri yosunlu muymuş neymiş, ayağı kaydı, diz kapağına kadar suyun içine girdi. Kızcağız elindeki dolu çavalyeyi dökmemek için ne yapacağını bilemedi. Ama dökmedi de. ''Kız ne oldun?'' dediler. ''Ayağım kaydı.'' dedi. Çıktı. Bacağından deniz suyuyla karışık kan akıyordu. Feleğin kenarı sıyırmış olacaktı. Çavalyeyi bıraktı, sıyrılan yeri yıkamak için tekrar deniz kenarına gitti. Çavalyenin içindeki balıklar hala oynaşıyorlardı. Barbunyaların arasında çinekoplar, sarı kanatlar da vardı. Dördüncü, ''Bay'' dedi, ''bu balıkları başka yerde bulamazsın. Şu kız kulesi var ya, İstanbul balığı orayı geçti mi, çekiver kuyruğunu. İstanbul'dan başka yerde balık olmaz. Karadeniz'de hamsi, İzmir'de çipura, Gelibolu'da sardalya, işte o kadar.'' ''Balık, balık İstanbul'da, o da Boğaz'da.'' Sonra Ayşe'nin babasına döndü. ''Hadi ağam, şunları bize diri diri kızartıver.'' Balıklar diri diri kızartılmaya başlandı. Sözde balığa döküldü. Tezgahın yanı başında bir hasır iskemlede karnını doyurmaya çalışan bir müşteri söze karıştı. Dedi ki, ''Ne yaparsın? Et yemiyoruz. Fukaranın eti de balık. Bereket versin balığa. Balık da olmasa şu memlekette, vallahi bilmem ama köpekler güler halimize. Hani demek isterim ki, ne hükümet var başımızda ne belediye. Dinim hakkı için kendimi düşünmüyorum. Memurlara acıyorum namussuzum. Onların hali bizden daha kötü. Hiç olmazsa ben gördüğüm işi geçineceğim paraya göre satarım. Şeker mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Ekmek mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Kömür mü pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Oysa ki onlar öyle mi? 200 kağıtla halli hamur olacağız diye didinmekten imanları gevriyor zavallıların. Kabahat kimde? Baştakilerde elbet. Ne diyeyim, Allah'larından bulsunlar demekten gayrı bir şey gelmiyor ki elimden. Dinleyenlerin hepsi doğru diyeceklerdi. Demelerine kalmadan önledim. Bırakın canım, dedim. Bunlar büyük işler. Nemize lazım bizim hükümetin işi. Pekala geçinip gidiyoruz işte. Bu dünyada açlıktan kim ölmüş ki biz öleceğiz? Sonra bahsi değiştirmiş olmak için Musa Kaptan'a sordum. Musa Kaptan, dedim. Şu balıkçının kızı ne güzel kız değil mi? Hangisi? Canım şu kambur kız işte. Ha, güzeldir. Sonra birden toparlandı. Ama biz aramızda çalışan kadınlara kötü gözle bakmayız. Canım dedim, kötü gözle bakmayız elbet. Kötü gözle bakan mı var ki? Allah Allah, sen de amma adamsın yahu. Güzel dedim, hepsi o kadar. Ha, güzeldir. Bu kötü göz lafı beni düşündürmeye başladı. Öyle ya, ben bu kambur kızdan hoşlanmışsam, onu sevmişsem, neden ona kötü gözle bakmış olayım? Büsbütün tersini iyi gözle bakmışım ki sevmişim. Sevme sözü de geniş bir söz. İnsan bir yemeği seviyor, bir rengi seviyor, bir kadını seviyor. Hele kadını sevmenin türlü bin çeşidi var. Onu da, kendimizi de sadece hayvan olarak gördüğümüz zaman belki kötü gözle bakmış sayılabiliriz. Ama ben Ayşe'yi hiçbir zaman öyle görmedim ki. Üstelik bu fikrin de su götürür tarafları yok mu? En iyisi, hayvanlığımız insanlığımızın içinde olmalı. İnsanlığımızla birlikte olmalı.
Şurada rakı şişesinin başında saatlerce oturuyoruz. İnsanın bu saatler içinde türlü türlü ihtiyaçları oluyor. Sıkışıyor mesela. Sıkışanlar kalkıp deniz kenarındaki duvar dibine kadar gidiyor, işlerini rahat rahat gördükten sonra tekrar yerlerine dönüyorlar. Kambur kız da orada. Bu insanlar insanlıklarıyla hayvanlıklarını iyi bağdaştırmışlar. Kendi sınıflarından hiç kimse bu hali yadırgamıyor. Onların dünyası bu. Kendi dünyalarının içindeler. Bütün rahatsızlıklar insanların kendi dünyalarının dışında kalmalarından geliyor. Biz kendi çevremizdeki kadınların arasında işemek şöyle dursun, bunun lafını bile edemeyiz. Güneş karşı sırtların üzerinde yavaş yavaş alçalıyordu. Denizdeki pırıltılar gittikçe daha fazla kıvılcımlanıyor, adamın gözünü alıyordu. Gökyüzünün mavisi daha bir tatlılaştı. Karşı kıyıda Hayrettin iskelesinin önünde duran mavnalar yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Bir şirket vapuru geliyor, bir araba vapuru gidiyor, bir şülep boğazdan aşağıya doğru iniyor, bir taka yukarıya doğru çıkıyordu. Her şeyi güzel görüyordum. Sarhoşluktan mı acaba? Kendisine karşı bir yakınlık duyduğumu galiba kızcağız da anladı. Sık sık bana bakıyordu. Bu bakışın başka bakışlara benzemediğini sezecek kadar da macera geçmiş başımdan. Ne düşünüyordu acaba benim için? Eminim ki beni kendinden üstün buluyordu. İhtimal geçinme imkanlarımın kılığımla, kıyafetimle uygun olduğunu sanıyordu. Ah biz küçük burjuvalar, ne sahte, ne yaldızdan ibaret insanlarız. Her şeyimiz yalan. En küçük yalanı düpedüz yalan söylediğimiz zaman söyleriz. Ya söylemediklerimiz? Korkunç. Kim bilir, belki de diyordu ki içinden. Ben kamburum, o değil. Ama ne malum benim de iki gün sonra bir kazadan iki kolumu yahut iki bacağımı birden kaybetmiş olarak çıkmayacağım. Üstelik ben o zaman hayata bunun kadar da uyamayacağım. Birden bir aklıma ne geldi biliyor musunuz? Acaba dedim, ben bu kızla evlensem çocuklarımız da kambur mu olur? Fizyolojideki feraset kanunlarını pek bilmiyorum ama olur olur. Olursa ne olur? Ah ben Ayşe'ye gerçekten tutuldum galiba. Sonunda karşı sırtların ardında güneş battı. Keşke batmasaydı. Ne güzel bir gündü. İşsizlik. İşsizlik kötü şey vesselam. İşsizliğin kötü olduğunu da yalnız aç kaldığım zamanlar düşünüyorum. Can sıkıntısından bunaldığım sıralarda da düşünsem ya, olmuyor. Bu bahçeye de hep böyle zamanlarımda gelirim. Neden acaba? Etraftakilerin de çoğu işsiz. Bu bahçe sadece kaderleri bu yolda ortak olanları mı çekiyor dersiniz? Olabilir. Vakit öğleye geçiyor. Açlıktan bahsettim ama pek de aç değilim. Bununla beraber neden bilmem etraftakilerden utanıyorum. Herkesin yemeğe gittiği bir saatte benim parasız pulsuz buralarda dolaşmam bir suçmuş gibi geliyor bana. Boş sıralardan birine oturdum, düşünmeye başladım. Bereket versin cigaram var. O da olmasa felaket. Bilmem ne dağındaki petrol arama kampında bir iş teklif etmişlerdi. Gitseydim kötü mü olurdu sanki? Enayilik işte, parayla pulla değil ki. Bir odam olurdu hiç olmazsa. Ev kirası düşünmezdim, yemek parası düşünmezdim. Sabahları acı kahvemi içebilir, öğle akşam yemeklerini kampın tabildotundan yiyebilirdim. Tabildotu düşünür düşünmez karnım guruldamaya başladı. Demek acıkmışım. Şu yemek denilen şey de tuhaf bir şey. İnsanlar neler icat etmişler. Düpedüz ot yemek yahut çiğ çiğ et yemek dururken neler çıkarmışlar ortaya. Balığı denizden tutacaksın. Başka çeşidi olursa olmaz. Levrek olacak. Ateşi yakacaksın. Suyu kaynatacaksın. Levreyi içine atacaksın. Haşlandıktan sonra çıkaracaksın. Bir tabağa koyacaksın. Soğutacaksın. Başka bir kabın içine tavuktan çıkan yumurtayı kıracaksın. Başlayacaksın çalkalamaya. Yumurta hep aynı tarafa doğru çalkalanacak. Bir yandan ince ince zeytinyağı dökeceksin.
Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Zeytinyağının da hikayesi ayrı. Zeytini daldan koparacaksın, ezeceksin, yağını alacaksın. Mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz, susam olsa olmaz, pamuk olsa olmaz, zeytin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Yumurtayla zeytinyağı koyulaştı mı biraz limon damlatacaksın. Onun da kararı var. Fazla damlatırsan kesiliverir. Yumurtayla zeytinyağı kıvamını bulunca bir kaşıkla onu soğumuş levreğin üstüne gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli levrek? Kim bilir, belki de olmadı. Olmazsa olmasın, aşçı değilim ya. Mayonezli levreğin de ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer. Lezzetle kokunun birbirine benzediğini de ilk defa düşünüyorum. Hem birader, nene lazım senin mayonezli levrek? Onu düşüneceğine ekmek düşünsene. Oh canım ekmek, sıcak ekmek, taze ekmek. Yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü. Fırından yeni çıkmış ekmek ne güzel yakar insanın elini. Evet, petrol kampına gitmeliydim. Gerçi şehirden, tanıdıklardan uzak kalacaktım. Ama ne çıkar? Orada da ahbaplar bulamaz mıydım? Bir petrol kampında ne gibi ahbaplar bulunabilir? Şimdi de onu düşünüyorum. Mesela Amerikalı bir mühendis bulunabilir. Mesela Teksaslıdır. Macera dolu bir hayatı vardır. Petrol işi macera işidir. Nereden ne çıkacağını kimse bilmez. Jeoloji kaidelerine göre bir yerde petrol damarına rastlamak gerekir. Araştırmalara girişilir, yıllarca uğraşılır, bir şey çıkmaz. Petrol, yüzyıllarca evvel oradan kaçmış, başka yere gitmiştir. Buna karşılık hiç umulmadık bir yerden de günün birinde petrol çıkıverir. İnsan bütün ömrünü bir hayal peşinde tüketebilir yahut bir anda zengin olabilir. Petrol büyük bir at yarışıdır. Macera işidir, kumar işidir. Hayatı macerayla dolu Teksaslı da bir kumarbazdır. İhtimal içki de içer. İhtimal güzel bir karısı vardır. İçki ile kumara fazla düşkün insanların karıları biraz uçarı olur. İhtimal. Neyse, geçelim bunları. Ağzı içki kokan, tütün kokan, günün birinde bir kumar masasından milyonlar vurarak kalkacak bir erkeğin de bir kadın için çekici tarafı yok mu? Ama Teksaslı kimden vuracak milyonu? Bizden mi? Kondu öyleyse yağlı kuyruğa. Ulan ak yarata, kumar düşüneceğine karnını doyur dese haksız mı? Bir kundura boyacısı geldi, gözü ayakkaplarımda. Boyayalım beyim, dedi. Eşşi ol eşek, ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek bakalım arabanı şuradan. Diyecektim, diyemedim. Kibarlığım bırakmadı. Hayır kardeşim, istemez, diye tatlıya bağladım. İhtimal başka ahbaplar da bulurdum petrol kampında. Mesela yaşlı bir muhasebeci, biraz alaturka, biraz ehli keyif, hayvan meraklısı bir adam. Mesela kedi besler. Kedisinin bir adı vardır. Mesela Pamuk. Ya kendi adı? Kendi adı Ethem Bey olmalı. Ethem Bey'in aksine pek alafranga bir de genç bulunmalı kampta. Mevki şef olmalı. İngilizce bilmeli. Ethem Bey'e inat, Erdoğan köpek beslemeli. Erdoğan da kim? Ha, Erdoğan da işte o gencin adı. Köpeğinin de bir adı olmalı. Ne olmalı? Ethem Bey'e inat, alafranga bir isim. Mesela Robinson. Gerçi petrol kampından deniz görünmez. Ama ne çıkar, köpeğin adı Robinson olsun. Erdoğan biraz şiirle uğraşmalı. Yazmamalı da konuşmalı. Ara sıra mısralar okumalı. Ne iyi olurdu. Onunla hep şiirden söz açardık. O ihtimal giyimi kuşamıyla modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla bir hayli eski olacaktı. Mesela şair olarak Haşim'i severdi. Hatta Haşim'i sevmeyi bir ilericilik bile sayabilirdi. Bense Nazım Hikmet'i severim. Bir türlü anlaşamazdık. O bana şiirle maddenin bağdaşamayacağını, şiirin görünmez parmakların içimizdeki tellerden çıkardığı ilahi nameler olduğunu söylerdi. Zavallı ben, bu sözlerle ne demek istediğini sormaya bile cesaret edemezdim. Onun inancını sarsmaya gücüm yetmezdi ki.
Ama ne olursa olsun, bütün softalar gibi bu delikanlının da sevimli tarafları olabilirdi. Kendisini öğrendiklerinden geçirmeye gücüm yetmeyeceğini bildiğim halde onunla şiir tartışmalarına tutulmaktan da kendimi alamazdım. Benim şair Orhan Veli olduğumu da herhalde öğrenmemeliydi. Gözünden fena düşerdim yoksa. Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım. Varsın o rahat konuşsun. Desin ki, Orhan Veli mi? Onlar da mı şair? Bırak şu bob stilleri Allah aşkına. Bu türlü maskaralıklar Avrupa'da çoktan geçti. Yazsalar ya bezinli, kafiyeli, doğru dürüst şiir, yazsalar ya, sıkı mı? Yazamayınca ne yapacaklar? Tabii böyle binbir şaklabanlıkla nazarı dikkati celbetmeye çalışacaklar. Kolay iş bunlar kardeşim, kolay iş. Halbuki sanat o kadar kolay değil. Varsın söylesin Erdoğan, söylesin. Boşaltsın içini. Tutup ona şiir nazariyeleri döktürecek değilim ya. Hem ne işe yarar zaten? Karşı gelebilir miyim peşin hükümlere? Önümden temiz pak giyinmiş bir kızla kıl pranga kızıl çengi bir delikanlı geçiyor. Ellerinde küçük bir kese kağıdı var. Şan fıstığı yiyorlar. Ekmek yiyin be ekmek, şan fıstığının sırası mı şimdi? Odamız yaz günleri çinkodan damın altında yanar durur. Havada bir petrol kokusu vardır. Akşam üzerleri kulelerde çalışan işçilerin gündeliklerini dağıtırım. Gün battıktan sonra ortalık biraz serinler. Kül rengi dağlara karşı düşüncelere dalmak hoş olabilir. Geceleri portatif karyolamda huzur içinde yatarım. Sabahları Şehmuz'un beyaz dişli kızı Meryem ki süt getirir. Kirli çamaşırlar varsa alıp yıkamaya götürür. Aylarca kadınsız yaşamışızdır. Meryemke'nin göğsüne, kalçalarına baktıkça aklımdan kötü kötü şeyler geçer. Ama tutarım kendimi. Tutarım elimden bir kaza çıkmasın diye. Ara sıra vilayet merkezinden kamyon gelir. Kamyoncuya mektup sorarız, yok der. İyi su geldi mi deriz, gelmedi der. İshal oluruz, ilaç ısmarlarız. İlaç gelinceye kadar iyileşemeyiz. Abdesthaneler bir hayli uzaktadır. Veca ansızın bastırır. Koşup abdesthaneye gitmek bir meseledir. Onun için odalarda oturak bulundururuz. Ben Erdoğan'la aynı odada yatarım. Akşamları ya kağıt oynarız, ya şiirden bahsederiz. O yine Haşim'i tutturur. Ben kabul etmek istemem, o kızar. Haşim, Haşim derken birdenbire karnı ağrımaya başlar. Oturduğu yerden oturak diye bağırarak dar atar kendini. Telaştan yüzü mosmor kesilmiştir. Karyolanın altından oturağı çeker, oturur üstüne. Yüzüne hemen bir sükunet gelir. Rahatlar. Biraz evvelki karın ağrısını bir anda unutur. Gözleri uzak bir noktada dalgın düşünür. Sonra bana döner, bütün fikirlerini özetleyen bir mısra mırıldanır. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Oturduğum sıradan kalktım. Bahçe biraz daha kalabalıklaşmıştı. Başkalarının oturduğu sıraların önünden geçerek kapıya doğru yürüdüm. Herkes başka bir şey konuşuyor. Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum. Söylenenlerin pek azını duyabiliyorum. Biri şey diyor, ben diyor, malımı bilirim, onun yiyeceği halt, geçiyorum. Yaklaştığım sıradan başka kelimeler duyuyorum. Tayin emri imzadan çıkıncaya kadar bir çare, geçiyorum. Her geçtiğim sıradan kulağımda birkaç kelime kalıyor. Bir filmi orta yerinden ve gözlerim kapalı seyreder gibiyim. Sultanahmet devri daha iyiymiş. Ceketi ters yüz ettirmeden önce bizim biradere kadar döviz getirir. Vakıa hariciye de ikinci penaltı haksızdı ama. Burada da sivil memurlar ürkütmeden sayılmıyor. Yemek üstüne hazmettirir. Burnuma esaslı bir et kokusu geldi. Hayal filan değil, sahici kokuydu. Bir yerde köfte filan kızartılıyordu herhalde. Birden sesleri duymaz oldum.
sağa sola bakınmaya başladım. Bu kokunun bir de dumanı olacaktı elbet. Denize doğru. Bir yıl deniz görmesem bir hoş olurum. Hele bir de bahar gelmez mi? Buram buram yosun kokuları tütmeye başlar burnumda. Bu kokuyu ilk olarak bir kara şehrinde, bir bahar sabahı okula giderken duymuşumdur. Bana daha küçüklük zamanlarımı hatırlatan bu kokuda bir takım somut hayaller de vardır. Bir Boğaziçi köyü, kolumda gene mektep çantam, sisli yahut güneşli bir sabah, bütün bir kışı kıyıda geçirmiş dalyan direkleri. İşte bu koku oradan, o dalyan direklerinin üstündeki yosunlardan gelen kokudur. Ama nasıl fark etmemişim çocukluğumda o kokuyu? Fark etmemişim de neden sonra bir kara şehrinde duymuşum? Nasıl olmuş bu iş? Bir kara şehrinde, bir bahar sabahı, okula giderken duyduğum o koku, sonra ne çeşitli hayallerle zenginleşti. Denizden uzak kaldıkça neler hatırlamadım denize ait. Hepsini de sevdim, hepsini de hasretle hatırladım. Hangisi kötü bu hatıraların? Güneşin sulardan tavana vurup tavanda mekik dokuyan pırıltıları mı? Göz alan bir gün ışığında sıram sıram bir takanın peşine takılıp gırgıra çıkan allı yeşilli alamanalar mı? Dalyan reisi "Şıra!" diye bağırdığı zaman şevkle ağlara sarılan tayfalar mı? Bir orkinos vurgunundan sonra kıyıda kan içinde kalmış denizi seyreden çocukların bayramı mı? Gemilerin bembeyaz sabahları seslendiren sis düdükleriyle çan sesleri mi? Kayıkhanelerin içinde uğuldayan dalgalar mı? Deniz üstündeki odalarda lodosun sabahlara kadar dinmeyen uğultusu mu? Bir oltanın iğnesinde çırpınan bir balığın gittikçe beyazlaşarak suyun yüzeyine doğru gelişi mi? Karanlık gecelerde ağlarını birbirinin üstüne atmamak için haykırışan kılıççıların sesi mi? Şövalyelerin, çamçakların üzerinde kurumuş balık pulları, feleklerde kurumuş deniz tuzları mı? Sabahın alacakaranlığında ilk vapurların etrafında ölü bir tabiat gibi duran lüferciler mi? Kendini anafora kaptırmış, kıyı kıyı giden saman çöpleri, karpuz kabukları mı? Suyun içinde beyaz beyaz açılıp kapanan, avuç içinde bir anda dağılıveren deniz anaları mı? Saymakla bitmiyor ki. Buraya da öyle bir kara şehrinden, denize en aşağı 2 yıl hasret kaldıktan sonra geldim. Bir taşla 2 kuş vuracağım. Hem bir iş bulacak çalışacağım, hem de deniz kenarında olacağım. Gel gelelim daha ikisi de olmadı. İş yol çavuşluğu işi. Bu yol müteahhitinin yanında katiplik gibi bir şey. Ne yapacağımı da doğru dürüst bilmiyorum ama galiba işçilerin çalışmalarına bakacak, gündeliklerini yahut haftalıklarını dağıtacak, müteahhitin bu bölgedeki hesaplarını tutacağım. Günde 5 lira verecekler. Fena para değil. Yine işler aksi gitmese. Gitmeye başladı da onun için söylüyorum bunu. Müteahhit benim gelişimden bir gün evvel bilmem nereye gitmiş, bir hafta sonra dönecekmiş. Gelirse beklesin demiş. Bana bir çadır verdiler. O çadırda yatıp kalkıyorum. Sözde deniz kenarında olacaktık. O da olmadı. Gerçi bulunduğum yer denizi görmüyor değil. Görüyor görmesine. Ama en aşağı 1-1,5 saatlik bir yerden. Önümüz dümdüz ova. Denizle bir gibi. Ondan sonra da alabildiğine deniz. Denize de pek benzemiyor. Kurşun bir levhaya benziyor. Buraya geleli 3 gün oldu. Ama şöyle bir kıyıya gidip o yosun kokusunu koklayamadım. Şöyle bir eğilip elimi suya değdiremedim. O eski hasret hep içimde. 5 lira için fena para değil dedim. Dedim ya, nedir 5 lira şu zamanda? Şehirde olsam nasıl geçinirim bu parayla? Ev kirası mı veririm? Üstümü başımı mı yaparım? Karnımı mı doyururum? Tramvaya otobüse mi binerim? Kitap mecma falan mı alırım? Tiyatroya sinemaya mı giderim? Kısım akrabam varsa onlara yardım mı ederim? Evli barklıysam çoluğuma çocuğuma mı bakarım? Aklı durur vallahi insanın.
günde 5 lira. Ecirlikten başka bir şey değil. Hoş, o ecirliği de hak edemedik ya daha. Ya gelse de müteahhit, ben başkasını buldum, kusura bakma, sen dön geldiğin yere deyiversene yaparım. Hem ne diye ukalalık ediyorum? Biz bu dünyaya ecir gelmişiz, ecir gideceğiz. Ben de müteahhit olacak değilim ya. Ne hakkım var, ben neden 5 lira kazanayım da o 500 lira kazansın demeye? Ben işsizim, o müteahhit. Ben fakir bir aileden gelmişim, o zengin bir aileden. Ama benim okumuşluğum varmış da onun yokmuş. Kimin umurunda? O işini biliyor, ben bilmiyorum. Madem ki biliyor, yaşamak da onun hakkı. Ben köylü cigarası içemem, o isterse viski içer. Ben kahveye gidemem, o bara gider. Ben tramvaya binemem, o otomobile biner. Hakkı değil mi? Denizi hep çadırımın kapısından görüyorum. Mihnete alışmış insan zaman zaman her şeye boş vermesini de biliyor. Bir aralık dedim ki kendi kendime, ''Adam sen de, çekiver kuyruğunu. Gelmezse gelmez. İster çalıştırır, ister çalıştırmaz.'' Yürüyüverdim denize doğru. Yürüyüverdim diyorum ya, dünyanın yolu. Öyle ha deyince yürünmüyor. Yolda çalışan, taş kıran işçilerin çekiç sesleri neden sonra kayboldu? Serildi mi önüme dümdüz bir ova? Git git bitmiyor. Ha vardım, ha varacağım diyorum. Bir de bakıyorum, deniz hep o uzaklıkta. Etrafta ne insan ne de cin. Koskoca ovada bir başımayım. Bir aralık, sağımda, solumda acayip otlar, sazlar, kamışlar belirmeye başladı. Bitki denilen şeyin hiç de böylesini görmemişim o güne kadar. İçime bir korku düştü. Önüme bakıyorum, kimse yok. Ardıma bakıyorum, kimse yok. Ne bomboş bir dünya. Aklıma birdenbire Beyoğlu Caddesi geldi. Nasıl da tıklım tıklımdır. İnsanlar birbirine çarpa çarpa yürürler. Kimi omuz vurur, kimi birinin ayağına basar, kimi duvar dibinde bir kadını sıkıştırır. Öyle caddelerde acele bir de işim oldu mu ne kadar güç ilerlerim. Ben koşmak isterim, önümdeki adam ya sevgilisiyle konuşmaktadır, ya bir dükkanın cam mekanını seyretmektedir. Yanından sıyrılayım derken, istemeye istemeye bir tarafına çarparım. Olmaz mı böyle şey? Olur olur, adam kızar, dönüp bana, kör müsün? Der. Ben de kızarım. Ne sallanıyorsun alık alık? Derim. Patladın mı? Geçersin elbet, der. Patladım, patlamadım. Sen bir kere ona karışamazsın. Daha terbiyeli konuş, derim. Ulan, der. Sen bana ne hakla sen diyorsun? Benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen, derim. Sen ne hakla bana ulan diyorsun? Ulan da derim, her bir boku da derim. Eşşi ol eşek. Sanki onun eşek demesiyle eşek olacakmışım gibi büsbütün alevlenirim. Eşşi ol eşek babandır. Ulan senin sinsileni, sülaleni. Bir anda etrafımızı çeviriverirler. Kalabalığın arasında bir polis peyda olur. Adam bar bar bağırmaya başlar. Davacıyım, davacıyım polis efendi. İşte bu kadar şahidim var. Bana bu kadar kişinin içinde... Polis, bırakın gürültüyü de, der. Merkeze kadar teşrif edin. Kozunuzu orada paylaşırsınız. Adam hala bağırmaktadır. Hadi yürü bakalım merkeze. Kozumuzu orada paylaşırız. Bizim iş hapı yutar tabii. Düşeriz karakolun yoluna. Yolda kendi kendime düşünürüm. Ne desem karakola gidince diye. Herhalde önce kim olduğumu sorarlar. İşte o zaman celallenirim. Bilmiyor musunuz benim kim olduğumu? Ben bu memleketin... Hayır, bu usul iyi bir usul değil. Ya tanımayıverirse polis? Öyle ya, okuyup yazması yoksa tanımayabilir. Üstelik öbür adam da mühimce bir adamsa? Mesela bilmem ne müdür olduğunu söyleyiverirse? Tabii benden çok onun sözünü dinlerler. Onun için ben beklerim. Önce o adam söylesin kim olduğunu, sonra ben. Büyükçe bir unvanla çıkarsa karşıma,
Ben ondan da ağır bastığımı hissettirmek için alçaktan alıyormuş gibi bir cevap veririm. Ben derim, müdür falan değilim. Ben alelade bir vatandaşım. Politikaya girişmenin tam sırası. Bu memlekette hak sahibi olmak için mutlaka açarım ağzımı, yumarım gözümü. Ayağımın altındaki toprak kunduralarıma yapışmaya başladı. Gittikçe çamur içine giriyorum. Şöyle ileriye doğru baktım, bataklık. Sağa doğru gidersem sazların arasında kurakça bir yol bulurum diye düşündüm. O yana yürüdüm. Büsbütün batağa girdim. Sanki sazların arasından su fışkırıyor. Ama ne olursa olsun mutlaka deniz kıyısına gideceğim. 2 yıl bu, dile kolay. Gideceğim, denize gideceğim. Ayak bileklerime kadar batağa girdim. Her adım atışımda biraz daha batıyordum. Durdum. Başımın üzerinde kocaman kocaman deniz kuşları belirdi. Beyaz kanatlarını açmışlar, çığlık çığlığa dönüp duruyorlar. Ne vahşi, ne korkunç bir manzara. Onların çığlıkları dışında, insanın tüylerini diken diken eden bir ölüm sessizliği var. Ölümü düşündüm. Ölümlerin en kötüsü bir bataklıkta çırpına çırpına, ümidin her an biraz daha azaldığını göre göre ölmekmiş diye duymuştum. O geldi aklıma. Deniz uğruna, denize el sürebilmek uğruna ölüm. İstemiyorum ölmek. Oysa ki bundan evvel kaç defa ölüme razı olmuştum. Razı olmak da değil, intihar etmeyi bile düşünmüştüm. Kimileri derler ki intihar bir irade işidir. Ben buna inanmıyorum. İntihar bir iradesizliktir. Dünyadaki güçlükleri yenebilen, o iradeyi gösterebilen kimse kolay kolay ölüme razı olmaz. Ölüme razı olan, hiçbir şeyle cedelleşemeyen, bu savaşta bütün ümitlerini kaybeden kişidir. O ümitleri kaybetmek için de insanın kendisini dünyaya bağlayacak hiçbir şeyi olmamalı. Ne para, ne pul, ne aşk, ne muhabbet, ne şeref, ne namus. Ama şimdi ben öyle miyim ya? Hiçbir şeyim olmasa bile günde 5 lira kazanabileceğim. 5 lira! Az para mı? Bu 5 lirayla pekala karnımı doyurabilir, ısınabilir, giyinebilir, dünyanın parasız olan bütün nimetlerinden faydalanabilirim. Gökyüzünün parlaklığı, denizin mavisi, ağaçların yeşili, toprağın sıcaklığı, suların sesi, havada uçan kuşlar, rüzgarın getirdiği çiçek kokuları. Nasıl vazgeçerim bunlardan? Hayır, ölmek istemiyorum. Peki ya deniz? İşte 15 dakikalık yolum kalmış. Deniz kuşları çığlık çığlığa hala dönüp duruyorlar. Vazgeçmeyeceğim denizden. Tekrar etrafıma bakındım. Biraz daha kuru bir yol aradım. Galiba azıcık gayret edip daha sağa gidersem kurak bir yere çıkabileceğim. Yavaş yavaş sulara, çamurlara bata bata o yana doğru ilerledim. Gayret, biraz daha, biraz daha. Dediğim oldu. Üstünde toz tabakaları bulunan dümdüz, kupkuru bir yere geldim. Gelir gelmez de koşmaya başladım. Kıyıya bir an evvel varmalıyım. Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseyi atladım. Kıyıdayım. Ayaklarımın altında kumla karışık çakıl taşları. Sular ayaklarıma kadar geliyor. Sığ bir sahil. Sahilin 3 metre gerisinde vatoz ölüleri, iri iri şeytan minareleri, içi boşalmış pina kabukları. Ne vahşi bir deniz. Hiç böylesini görmemişim. Beyaz kanatlı kuşlar hep çığlık çığlığa başımın üzerinde. İçimde sonsuz bir sevinç. Bağırmak istiyorum. Boş ver diye haykırmak istiyorum. 5 liraya da boş ver. Orhan Veli'nin William Saroyan'dan serbest olarak çevirdiği bu hikaye, yazarın ölümünden sonra kağıtları arasında bulunmuştur. Yaşasın aşk! Uyandığım vakit ne saati kestirebildim, ne günü, ne de hangi şehirde olduğumu. Yalnız bir otel odasında olduğumu biliyordum. Vakit bir hayli ilerlemişe benziyordu. Yahut da küçük bir kasabadaydım. Kalksam mı
Yoksa böyle esvaplarımla yatağın üzerinde uzanıp yatsam mı? Bir türlü karar veremiyordum. Bir de hislerimin değişmemiş olduğunun farkındayım. Aşk saçma bir şey. Hep öyle olmuştur zaten. Daima da öyle olacaktır. Gerçi tek var olan şey. Ama saçma. Kuşlardan gayri hiçbir mahluka göre değil, kuşlara göre. Çünkü kuşlar yaşamak için insanlar gibi bir takım aşağılık işlerle uğraşmaya mahkum edilmemişler. Elbise giyen, dünyada oturan, çalışması, para kazanması gereken, havayla, suyla yaşayamayan mahluklar için aşk fazla güzel bir şey. Konuşan hayvanlar için bu biraz fazla. Nerede olduğumu, niçin olduğumu neden sonra hatırladım. Reno'daki bir otelin bir odasındayım. Buraya boşanmak için de gelmiş değildim. Evli değildim çünkü. Reno'daydım. Çünkü sevgilim San Francisco'daydı. Ben ne bir kanaryayım, ne bir kumru, ne bir güvercin, ne bir bıldırcın, ne bir saka, ne de bir sinek kuşu. Yani dallar arasında yaşayıp bir başka kanaryayı, bir başka kumruyu, bir başka güvercini, bir başka bıldırcını, bir başka sakayı, bir başka sinek kuşunu sevmekten ve onlar için aşk türküleri söylemekten başka işi gücü olmayan o tüylü mahluklardan değilim. Ben düpedüz bir Amerikalıyım. Eğlenmenin ne demek olduğunu biliyorum. Ama şöyle bir gelip geçici macera ile aşk arasındaki farkı da biliyorum. Aşk benim için de, benim gibiler için de biraz fazla. Fazla güzel bir şey. Ne uçmak geliyor elimden ne de ötmek. Her şeyden önce yiyip içmeye ihtiyacım var. Halbuki aşık olursam yiyip içemem. Bu işteki gülünçlüğü göremeyecek kadar hassas değilim. Yok benim mizacımda böyle bir hassasiyet. Bu iş bir kumru için pek münasip ama benim için biraz gülünç. Düşünmezsen mesele yok fakat düşündün mü böyle. Bu fazla hassasiyet bir filmdeki budala bir Jean Premier'e pekala yakışabilir. Lakin San Francisco'da biraz fazla güzel. Reno'ya gelişim kızcağızın biraz daha muntazam yiyip içmesini temin içindi. Böylelikle o da beni rahat bırakacak, ben de biraz yiyip içebilecektim. Benim kendime gelebilmem için onun da biraz kendine gelmesi lazımdı. San Francisco'dayken kendisine ''Dinle'' demiştim. ''Ben fena halde acıkmaya başlıyorum. Müsaade etmez misin bir müddet için başka yerlere gideyim?'' ''Başka yerlere mi?'' dedi. ''Gidersen ben de gelirim.'' ''Bunu ben de çok isterim ama beraber olursak hiçbir şey yiyemeyiz.'' Oysa ki gıdaya son derece ihtiyacımız var. İkimiz de bakımsız kaldık. Baksana şu halime. 3 haftadır hayali fener gibiyim. Toprağın sağlam. Pek de değil, adam akıllı çiroza döndüm. Neye dönersen dön. Gittiğin takdirde ben de geleceğim. Bir başıma kalamam buralarda. İstersen gel, aç kalmayı göz aldıktan sonra. Alıyorum. Dinle ama beni. Hem uykuya ihtiyacın var, hem gıdaya. Benim de öyle. Ben seni bırakmam. Pekala, öyle olsun. Sonunda beraber öleceğiz demektir. Madem ki razısın, ben de razı olurum. Evet, razıyım. Güzel, gitmiyorum öyleyse. Peki, ne yapacağız şimdi? Bunları konuştuğumuz sırada saat 11'i geçiyordu. Sinemadan çıkmış, eve gelmiştik. Birer sandviç yedik, birer kahve içtik. O, biraz plak çalalım, dedi. Ben, çıkalım da, dedim. Bir yere gidip bir şeyler içelim. Burada oturup plak dinlemek daha hoş değil mi? Pekala, öyle olsun. Onun üzerine yattık. Bir çift kumru gibi. Aradan 3 gün geçti. Nihayet yolculuğa çıkmama karar verdik. Bana nereye gittiğimi araştırmayacağına, peşim sıra gelmeyeceğine dair söz verdi. Ben de ona ne mektup yazacak, ne telgraf çekecek, ne de telefon edecektim. O ara, iyi hissetmiyorum kendimi, dedi. Ben de makul ol, dedim. Gir yatağına ve uyu.
Uyandığın zaman da bir güzel karnını doyur. Bir hafta bu minval üzere yaşa. Peki, dedi. Bir taksiye bindim, havaalanına geldim. 2 saat sonra da Renault'daydım. Bu otele inip hemen bu odada uyudum. Öyle uyumuşum ki uyandığım vakit hangi şehirde olduğumu bile bilemedim. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Kalktım, gerindim. Aşağıya inip pür iştaha bir yemek yedim. Ama içimde bir de tuhaf hüzün vardı. Onun için yediğim yemeğin pek fazla yaradığını sanmıyorum. Yemekten sonra şehri bir dolaşmaya çıktım. Baştan başa ışıklarla donatılmış, çok hoş bir şehirdi. Ama nedense kendimi pek keyifli hissetmiyordum. Aklımdan San Francisco'ya dönmek bile geçiyordu. Tekrar bir taksiye bindim, şehrin dışına çıktım. İçkili bir yerde 9 tane viski içtim. Otele döndüğüm zaman saat 2:15 geçiyordu. Odamın anahtarını almak için kapıcının dairesine uğradım. Adam beni birkaç defa telefonla aradıklarını söyleyip bir telefon numarası verdi. Bu şehir içindeki bir yerin numarasıydı. Odama çıktım, telefonla bu numarayı aradım. Onun sesiydi. "Neredesin?" diye sordum. "Renault'dayım," dedi. "Anladım ama neresinde?" Nerede olduğunu söyledi. Sonra ilave etti. "Çok sarhoşum." "Geliyorum," dedim. "Nasıl hissediyorsun kendini?" "Çok iyi. Ya sen?" "Ben iyi değilim." "Şimdi geliyorum." "İyi yemek yedin mi bu akşam?" "Evet," dedim. "Ya sen?" "Ben yemedim. Daha doğrusu yiyemedim." "Hemen geliyorum. Renault'da olduğumu nasıl öğrendin?" "Kapıcıdan. Nereye gittiğini biliyor musun?" diye sordum. Renault'a gittiğini söyledi. Otelin adını da Verano. Sen mi söyledin kendisine? Evet. Söylemezsin sanıyordum. Niçin söyledin? Belki soru verirsin diye. Sen niçin sordun? Belki söylemişsindir diye. Bir dakika sonra oradayım, dedim. Adını söylediği yer otelime 2 adımlık bir yerdi. Ama gene de bir taksi atlayıp öyle gittim. Onu öyle ufacık bir masanın başında, elinde kocaman bir bardak, yapayalnız görünce, içimde hüzünle saadet karışığı bir his belirdi. "Gel," dedim. İyiliğin bu derecesi bana, ben mizaçta olanlara göre değildi. Ama oldu bir kere. Otele yürüye yürüye döndük. Dedim ki, bizim için en münasibi bir güzel kavga edip birbirimizden ayrılmaktır. Nasıl olsa evlenemeyiz. "Ben kavga etmek istemiyorum," dedi. "Elbet bir yolunu buluruz. Belki bu iş 1-2 günümüzü alır ama buluruz. Bulamazsak kötü olacak zira. Böyle söylüyorum ya, görüyorsun. Seni de seviyorum." "Ben de," dedi. Renault'da 11 gün kaldık. Sonunda kendisine söylemek istediğim şeyi anladığını, anladığımı söyledim. "Böylesi daha iyi," dedim. "Hep de böyle olsun." "Evet," dedi. "Burada seninle karşılaştığım için çok mesudum." "Hadi alarsmaladık," dedi. "Ama hiç kavga etmedik, değil mi?" "Evet," dedim. "Etseydik daha mı iyiydi?" "Hayır," dedi. "Seninle karşılaştığım için çok mesudum," diye tekrarladım. Trene binip San Francisco'ya döndüm. Yol boyunca içimde bir burkulma vardı. Ama biliyordum ki bu geçecek. Geçti de. Gerçi bu iyileşme biraz geç oldu. Gel gelelim temiz oldu. 3 ay sonra onu tekrar gördüm. O da düzelmişti. Birlikte bir akşam yemeği yedik. O güne kadar en iştahlı yediğimiz yemek buydu. Başından sonuna kadar çok zevkli geçti. "Böylesi daha iyi değil mi?" dedi. "Evet," dedim. Orhan Veli edebiyat hakkında konuşuyor. 25'liğin sarı kağıtlı paketinden bir sigara çekiyor ve yaktıktan sonra derin bir nefes çekerek yüzüme bakıyor. Doğrusu gençlerden en beğendiklerim Yahya Kemal'dir. Eserleri meydanda. Daha gençlerden Melih Cevdet, Oktay Rifat, Sait Faik,
Orhan Kemal'i de sayabiliriz. Bir de Memduh Şevket Esendal. Yalnız ona biraz içerliyorum. Hikayelerini kendi adıyla neşretmeyi galiba küçüklük sayıyor. Bu da yüksek siyasi mevkiler elde etmiş olmasından geliyor. Ama bundan 100 sene sonra Memduh Şevket Esendal adında bir adamın yaşadığını bileceklerse ancak hikayeleriyle bilecekler. Hiç kimsenin bu isimde meşhur bir politikacının yaşadığından haberi olmayacak. Halide Edip'e ne dersiniz diye soruyorum. Yüzüme bakıp manalı manalı gülüyor. Sonra iş yok diye cevap veriyor. Davetimi kabul ederek beni ziyarete geldiği zaman onu karşımdaki masaya oturmaya davet ettim. Her zaman Ercüment Ekrem'in güçlükle sığıştığı bu koltukta onun oturmasıyla bir hayli boş yer kaldı. Doğrusu suallerimi iyi cevaplandırdı. Beni üzmedi. Bundan sanat meseleleriyle kafasının daima dolu olduğunu ve bunların üzerinde titizlikle uğraştığını anladım. Henüz buluğa eren çocuklarınkini andıran akortsuz ve garip, ahenkli bir sesi var. Şiirimize yeni hava ve kendine mahsus bir eda getirmiş olan Orhan Veli'nin, bilhassa birçok kimselerin inkar etmek istedikleri divan edebiyatı hakkındaki fikirlerini sordum. ''Ben divan şiirini çok beğeniyorum.'' diye cevap verdi. ''Divan şiirinden sonra bugüne kadar da Türkiye'de şiir yazılmadığını zannediyorum. Fakat bugün şiirimizde bir kımıldanma vardır. Bu kımıldanma en ziyade divan edebiyatının tesirinden geliyor. Yani bugünkü şairler divan edebiyatını aynen taklit ediyorlar demek istemiyorum. Fakat bugün şekil endişesi diye bir şey duyuyorsak, dilin mükemmelleşmesi lazımdır diye bir kaygımız varsa, bu endişeye, bu kaygıya divan şiirini okuduktan sonra geliyoruz. Divan şiirinin sanatlarını biliyoruz. Fakat bugünkü şiirin sanatlarını henüz bilmiyoruz. Onların neler olduğunu öğrenirsek, bugünkü şiirimizle divan şiirimiz arasındaki yakınlığın nereden geldiği daha iyi meydana çıkacak. Eski Türk cemiyeti dilini büyük bir dil yaparak Avrupalılara öğretebilseydi, divan şiiri dünyanın büyük şiirlerinden biri olurdu. O halde divan edebiyatının modası geçmiş, ölmüş bir kıymet olarak bir kenara atılmasına razı olamayız. Belki yeni nesiller divan edebiyatı metinlerini kâfi derecede anlayamayacaklardır. Yani bu metinlerin içinde bilmedikleri kelimeler olacaktır. Fakat edasını birçok eski adamlardan, hatta bu işle uğraşmış alimlerden daha iyi kavrayıp benimseyeceklerdir. Acaba münekkitlerimiz de sizinle aynı fikirdeler mi diye sordum. Tekrar sigarasını çekti. Güldü. Yosma kadınların dünyadan elini eteğini çekme zamanları geldiği vakit işin yalnız dedikodusu ile geçinir bir halleri vardır. Yalnız yosma kadınlarda değil de hevesi kursağında kalmış yahut bir baltaya sap olmamış insanlarda bu hal göze çarpar. İşte münekkitlerin hali de bana bunları hatırlatıyor. İşin dedikodusu ile geçinmeyi bir iş saymak istiyorlar. Madem ki bununla avunabiliyorlar, keyiflerini kaçırmayalım. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Ondan memlekette gelişmesini istediği edebiyatın hangi vasıfta olması lazım geldiğini öğrenmeliydim. Yeni bir sanat anlayışı içinde Türk şiirine istikamet verir gibi bir durum almış olan Orhan Veli'nin bu mevzudaki fikirleri alaka çekebilirdi. Sualime şöyle cevap verdi. Ben sanatla edebiyatı birbirinden ayırıyorum ve şiiri sanata sokuyorum. Roman, hikaye ve tiyatro edebiyat çerçevesi içine giriyor. Fikir sanatta yer alamıyor ama edebiyat fikre dayanıyor. Bu itibarla edebiyatın halk kitlelerine bir şeyler söylemesi lazım. Okuryazarları halka doğru götüren bir edebiyat isterim. Yani edebiyatın çoğunluğa hitap etmesini istiyorum. Çoğunluk okuyup anlamalıdır. Anlayabilmesi için de
edebiyatta kendi meselelerinden bahsedilmesi lazım. Bugünkü dünyada çoğunluğu fakir halk teşkil ediyor. Demek ki edebiyat da onların edebiyatı olacaktır. Kahramanını onun içinden seçecek, hayatını o hayatın içinden alacak ve ara sıra onun meselesinden bahsedecektir. Bizde bu telakkide bir edebiyat üzerinde çalışanlar var. Bunların bir takım kusurları göze çarpıyor. Henüz mükemmel değildirler. Fakat aynı yoldan yürüyecek olan edebiyatçılar bu işi daha mükemmel bir hale getirebilirler. Bunun için şartlardan bir tanesi de dilin konuşulan dilden azami derecede faydalanmak suretiyle zenginleştirilmesidir. Dili kelimelere karşılık bulmaktan ibaret sayan dil kurumu gibi müesseseler var. Bunların yolu yanlıştır. Dilin zenginleşmesini müesseselerden değil, sanat adamlarından beklemeliyiz. Sözlerini bitirdikten sonra hemen kalktı ve bana veda ederek odadan çıkıp gitti. İnce ve uzun boynunun üzerinde güçlükle dururmuş hissini veren kafası, bana vücudunun diğer kısmından daha evvel dışarı çıkıyormuş gibi geldi. Arkasından, sırlarla dolu bir kafa, bakalım bize ne getirecek, diye düşündüm. Anketi yapan Bahadır Dülger, 1947.